Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu aslında karışık. Yani ben bu videoyu aslında sohbet videosu gibi çekmek istedim ama ne kadar sohbet edebilirim bilmediğim için bir konu da buldum. Bana aslında bu konuyu siz tavsiye ettiniz. Daha öncesinde tekrar okumayacağım kitapları çekmiştim iki kez part 1, part 2 olarak. Bu sefer de tekrar okuduğum ve tekrar okuyabileceğim 4 tane kitap seçtim. Onları getirdim buraya. Ama yeni video çekerken işte artık hani güncel, daha önce yorum yapmadığım, kanalımda görmediğiniz kitaplar falan göstermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta aşırı yoğun olduğu için benim hani öyle bir okuma ve şu an yeni kitapla gelme fırsatım olmadı. Geçen hafta da video atamadım. Çünkü bu hafta bütün derslerimin işte final haftasıydı. Hepsinin artık son hallerini gösteriyoruz, ediyoruz falan. Ve çarşamba günü de diploma sunumum vardı. Artık test raporu, teslimi, diplomanın sunumu, bilmem ne falan filan şeklinde. Notum belli oldu zaten. Tam not almışım. Yaşasın. Ya artık hani mezun oldum gibi bir şey. Onu da buradan duyurayım. Hepiniz yüksek ihtimalle çok merak ediyorsunuzdur. Her neyse. Bir yandan da işte şu an arkamda gördüğünüz kitaplığı alma süreci. Yukarıda bir televizyon var. İşte onu alma, bağlatma süreci. Anten mevzusu falan filan. Biraz yoğun bir hafta oldu benim için. Hatta bayağı yoğun bir hafta oldu. Bir yandan da işte okul, işte bunlarla ilgili bir şey hallediyorum. Derse giriyorum, çıkıyorum, işe gidiyorum, işten geliyorum, ödev yapıyorum, sabah tekrar kalkıyorum falan şeklinde. Öyle bir döngü haline gelmişti yani bu hafta benim için. O yüzden biraz yoğun geçti. Çok bir şey paylaşamadım, çok bir şey okuyamadım da. Geçtiğimiz haftalarda işte bahsettiğim tarzlarda böyle daha önce gördüğümüz kitaplarla ilgili bir video olacak bu. Onun dışında kitapları alırken de büyük sıkıntılar yaşadım. Ara ara işte onlardan da bahsedeceğim kitapları anlatırken. Sohbet artı yorum tarzı öyle bir şey olacak. Şimdi 4 tane daha önce tekrar okuduğum ve tekrar hala okuyabileceğim kitaplardan bahsedeceğim. İlk olarak bir tanesini göstereyim. Bu bir genç yetişkin kitabı, Darwin Caddesi. Zaten daha önce gösterdim, sevdiğimi söylemiştim, 5 liraya aldığım bir kitaptı. Genç yetişkin kitaplarıyla ilgili aslında çok böyle döne döne okurum falan diyeceğiniz yeni bir şey yok. Yani her okuduğunuz genç yetişkin kitabı da tekrar okuma gibi oluyor. Çünkü benzer konular falan var her zaman. Bu kitabı benim tekrar okuyabilecek olma sebebim, yazarın bu kitapta böyle farklı bir şeyi var. Yani kitapta mesela çok duygusal karakterler görmüyorsunuz ama çok fazla duygu görüyorsunuz. O benim için çok keyifliydi. Onun dışında kitabı ilk okuduğum zamanda duygusal halden mi, kafanın içindeki psikolojiden mi, yani kafa hali, ruh halinden kaynaklı mı falan, benim çok hoşuma gitmişti kitap. Kitabın ana karakteri, ana kız karakteri de böyle bayağı çeşitli yönleriyle benzeştirdiğim kendimle öyle bir karakterdi. Yani işte duygusallıktan bu kadar uzak olması falan olabilir belki sebep. Onun o halleri, erkek karakter, işte çeşitli işte gerçekçi haller, karakterlerin yetişkin olması falan çok keyifliydi. O yüzden hani hiçbir şey okuyamıyor olduğum zaman yüksek ihtimal bunu elime alır ve o durumun içinden sıyrılırım diye düşünüyorum. Tekrar okuyabileceğim, tekrar okuduğum kitap zaten. Arkamda gördüğünüz kitaplığın aslında ben şu iki sıralı halini istiyordum. İlk aklıma o gelmişti. Daha önce de bakmıştım hani dikey olarak bir yere koyabilir miyim, odama sığar mı falan filan diye. Zaman içerisinde olanla çok fazla değişiklik yaptım. Bu kitaplığında şu an bu şeyli üç sıralısı var bende. Altında da kapaklı bir bölüm var. O kapak aldım. Altına o şekilde yaptım. Çünkü canım köpeğim alçak olan her yere burnunu sokup ağzına aldığı şeyi yeme potansiyeline sahip. O yüzden aşağılarda çok bir şey bırakmak istemiyorum ıvır zıvır şeklinde. Genelde de böyle alçakta kalan raflarda burnunu sokup kitaplarımı falan yalıyor, sağ olsun. Her neyse, kitaplığı IKEA'dan aldım. IKEA'ya almaya gittiğimde de, şimdi IKEA mobilyaları hiç gitmediyseniz diye söyleyeyim ya da bir şey almadıysanız. IKEA'da işte mobilyaların şeyleri oluyor, raf numaraları falan oluyor. İşte rafın işte ne bileyim A bölümü, raf 2 falan şeklinde böyle işte 200 binden de, nokta binden de falan diye öyle barkodları falan oluyor. O şekilde mobilyaları rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Mobilyalarında, kutularının yanlarında işte şu daire şeklinde renklerini belli eden işte siyah, beyaz, sarı, kırmızı falan diye öyle daireler var. Mobilyanın, yani kutu içeriğinin ne renk olduğuna dair. Şimdi ben rafı buldum ama mobilya rengini bulamamışım belli ki. Gittim ve yanlış renk mobilya aldım. Yani bu koyu renk duvarın önüne beyaz mobilya alacağıma gidip siyah almışım yanlışlıkla. Eve getirdik. Üç kulakçık gibi böyle parçası oluyor, yapıştırılmış falan.
Bir tanesini şöyle açtım, arasından siyahı gördüğüm gibi dedim ki aha bu mobilya olmaz ki. Siyah almışım falan. Ve siyah yani hayatta olmaz. Bütün mobilyaların beyaz, koyu duvarın önüne siyah mobilyayı nasıl koyayım falan diyorum. Geri değişim yapacağım, iade etmek istiyorum, yenisini işte beyazını almak istiyorum falan. İnternette şey diyor, paketi açılmış mobilyaların hiçbirini iade edemezsiniz. Dedim ki kesin almazlar. Halbuki iki kutu halinde alıyorsunuz. Bir kutuyu hiç açmadım. Bir tanesini de dediğim gibi küçücük bir parçasının aralığından gördüm yani mobilyanın rengini. Dedim ki işte almayacaklar, elimde kalacak. Bunu nasıl yapacağım, ne çare bulacağım şimdi falan diyorum. İçten içe de böyle bir endişem var. Gittim. Çok çabuk aldılar. Hiç şey demediler zaten. Hani işte burayı açmışsınız falan şekilde. Başka iade edilmiş kutular gördüm. Kutular nasıl biliyor musunuz? Patlamak üzere o tahta parçalarını böyle böyle tıkıştırmışlar içlerine. Hani hiç çizilir mi, bir şey olur mu falan. Yo ben bunu iade edeceğim. Başına ne geldi artık benim için önemli değil psikolojisiyle konmuş o kutulara onlar. Her neyse aldık kurduk çok şükür. Arkamda şöyle duruyor. Henüz tam olarak düzenlemedim. Yani önceki kitaplığımda ne varsa onlardan böyle masamda ne varsa onlardan tıkıştırdım şu an buraya. İkinci kitabından bahsedeyim o arada. Gördüğünüz gibi Paola Weston'un Gölgeler kitabı. Gölgeler kitabı meleklerle ilgili bir kitap eğer bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Kitapla ilgili en ilgi çekici şey aslında daha öncesinde karşılaşmadığın öğelere sahip olması. Yani burada mesela çok uzun zamandır yaşayan gençler var. Ve hani kardeşlik bağı, işte arkadaşlık, dostluk vesaire falan olayı da var. Onun dışında kız karakterin biraz da böyle nasıl diyeyim kendi başına buyruk serseri bir hali var. Mış daha doğrusu. Kız şu an günümüzde bir kaza geçiriyor. Erkek kardeşini kaybetmiş. Ve hani onun sonrasında geçmişini hatırlamıyor falan. Son bir yılını hatırlıyor sadece vesaire vesaire. Şey olarak ne bileyim işleyiş olarak belli şeyler klişe olsa bile konunun işte ilerleyişi, kızın geçmişini işte nasıl diyeyim keşfettiği fantastik güçleri olması falan açısından klişe olsa bile şey açısından iyiydi. Yani bu kardeşlik bağları ya yani kardeşlik sadece şey demiyorum biyolojik olarak kardeşler falan açısından demiyorum. Yani belli bir grup var, bir yaş grubu var. Bayağı kalabalık böyle 150-200 kişilik falan bir grup sanırım tam hatırlamıyorum. Bunların hepsinin böyle kardeş, dost falan şekli böyle birbirlerine yakın bağları var. Birbirlerini anlıyorlar falan filan. Öyle bir hikaye okumak, öyle bağlar okumak keyifliydi. Onun dışında kız karakter ve ana erkek karakterimizin arasındaki itiş kakışın boyutu bence keyifliydi. Çünkü genelde öyle olmaz. İşte kız ezikleri alınganlık yapar, kavga ederler falan. Burada bayağı böyle kafada göz dalıyorlar yani. Öyle fiziksel güçleri de var tabii ki de. İşin öyle eğlenceli yönü olması falan da güzeldi. O yüzden bu kitabı da hani tekrar akıcı şekilde okurum. Serinin devamını da okurum. Ve hani okumak da istiyorum aslına bakarsanız. Onun ardından hemen bir küçük kuple hikaye daha anlatayım. Onun dışında ben odaya televizyon da aldım ve bunların hepsinin gerçekleşmesi bir hafta içerisinde oldu. Yani bir hafta öncesinde ben şey falan demiyordum, odama kitaplık ve televizyon alacağım falan şeklinde öyle bir fikrim yoktu. Artık mezun olduğum için bu sene ben böyle kendime hediye olsun işte tablet mi alsam bir şey yani kendime bir şey hediye etmek istiyorum tarzı öyle bir psikolojiye girdim. Sebebini bilmiyorum ama öyle bir şey yapmak istedim yani. Onun sonrasında da İşte ne alayım, işte tablet mi alayım, başka bir şey mi alayım, nasıl bir şey yapsam falan filan diye öyle bir düşünceye girdim ve bir şekilde olay şey oldu. Televizyon mu alsam acaba oldu odama? Şu üstte görünüyor mu bilmiyorum. Televizyon var. Hem televizyon aldım. Televizyonun altında ne koyayım? Aa kitaplık koyayım. Artık hani çalışma masasında sürekli böyle tıkır tıkır işte ders kitapları, çalışma kitaplığı, çekmece falan şeklinde hani öyle kurulu bir çalışma masası düzenine ihtiyacım olmadığı için hani dedim ki işte kitaplık alabilirim altına masa koymam gerekmiyor falan. O yüzden şu an arkamda gördüğünüz bu ufak düzeni oluşturduk. Ve bir hafta içerisinde oluşturduk. Ve benim çok yoğun olduğum bir hafta içerisinde sıkıştırdık bunu. Niye öyle yaptık bilmiyorum ama bir şeylerle ilgili böyle niyetlenip kalkışınca sonra şey yapamıyorum. Hani elbette sakin ol, halledersin falan diyemiyorum. Bir panik hali sarıyor. Bir an önce hallolsun şeklinde. O yüzden öyle oldu yani bu süreç. Hemen diğer kitabımıza geçeyim o arada. Bilenler bilir. Benim melek kitapları arasında en sevdiğim kitaplardan bir tanesi Meleğin Düşüşü'dür. Çok fazla tutmamasını, herkesin elinde dolanmamasını sebepsizce anlayamadığım bir kitap olur kendisi. Bu kitabın yeni baskıları var. Yeni baskılarını güzel yapmışlar ama ben almadım. Bende eskileri vardı diye. Hatta şöyle bir baskısı var ve üzerinde benim şeyi var böyle.
Şömiz gibi böyle bir parçası var. Bu kitabı ben çok böyle tesadüfler eseri falan aldım. Yani kimse tavsiye etmedi, kimseden gördüğüm için almadım. Kimseden yüksek ihtimal göremezsiniz zaten. Çok fazla hani okuyucusu olan, çok fazla yaygınlaşan, popülariteye ulaşan bir kitap olmadı burada. Meleğin Düşüşü bana gerçekçilik yönüyle etkileyici gelen ve hani okurken keyif aldığım kitaplardan bir tanesi ki bunun İngilizcelerini de aldım. Şu aşağıda duruyor onlar. Yüksek ihtimal görünmüyordur. Tekrar okuduğum bir kitap hatta. İkinci okumayı yapmışım diye hatırlıyorum. Meleğin Düşüşü'nün gerçekçilik yönünü şu şekilde açıklayabilirim. Sonuçta melekler var. Hani yeryüzünde kanatlı. Yani ne kadar gerçek olabilir ki falan diyebilirsiniz. Ama kız karakterin ve erkek karakterin kendilerine ait amaçları olması ve hiçbir zaman aşkla ilgili ya da işte ay hayatımı anne hale geldi daha fazla dayanamayacağım galiba falan şeklinde bu amaçlarından kopmamaları falan bence çok gerçekçiydi. Sonuçta kız mesela ailesine sahip çıkmak zorunda. Annesi kafadan kırık, işte kız kardeşi sakat falan ve hani onlarla ilgilenmek, işte onların nasıl diyeyim ebeveynliğini yapmak zorunda. Hiçbir zaman şey moduna girmiyor. Şimdi bir erkeğe aşık oldum. Ah dünyanın bütün dertleri yalan artık falan psikolojisine girmiyor. Giremez. Çünkü üzerinde bir sorumluluk var. Genelde kitaplarda biz şey okuruz böyle. İşte artık birbirimize tutunup ayakta kalacağız falan şeklinde muhabbetler okuruz. Öyle bir şey kesinlikle yoktu. Öyle olmaması da benim çok hoşuma gitti. Aynı şey erkek karakteri için de geçerli. Onun da kendine göre bir amacı var. İşte kurtarmaya çalıştığı bir itibarı ve yani en değer verdiği böyle bir şey var kendisinde, manevi bir şey, kaybettiği bir şey. Onu tekrar kazanmaya, kurtarmaya çalışıyor falan filan. Bu süreç içerisinde hani birbirlerine kapılıp daha aman her şey önemsiz artık falan psikolojisine girseler çok salakça olurdu bana göre. Öyle bir şey olmadığı için hani böyle bir noktayı çok fazla kitapta yakalayamadığımız için bu kitap benim hoşuma gidiyor ve keyif alarak okuyorum. Eğer ki çok olmadıysanız hala bence kesinlikle okuyabilirsiniz. Onun dışında da hava çok sıcak. Araya bunu sokayım dedim. Şu an video çekmek çok zor oluyor gerçekten benim için. Şey istiyorum böyle hani topuzumu bozamadım bile bakın. Kendime güzel saç yapmadım çünkü çok sıcak. Kafamı suya sokmak istiyorum şu an. Gerçekten böyle baş aşağı şöyle suya sokmak istiyorum kafamı. Neyse. Onun ardından da birçoğunuzun zaten bildiği, benim defalarca söylediğim, birçok insana okuttuğum, genelinde de hani böyle iyi geri dönüş aldığım, genelinde değil ya, bayağı hani salak olanlar hariç diyormuşum. Yok ya, bayağı böyle iyi, hani gerçekten iyi ki okumuşum, çok keyif aldım falan diye geri dönüşler aldım bu kitapla ilgili. Kızıl Yükseliş. Kızıl Yükseliş benim tekrar okuduğum, zaten yanında post-itler var. Tekrar okuyunca hatta daha da rahat okuduğum bir kitap oldu ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer distopik bir şeyler, bilim kurgu falan seviyorsanız ve detaylı bir kurgu gerçekten üzerinde düşünülmüş ve hani araştırma yapılarak yazılmış bir şeyler okumak istiyorsanız kesinlikle bunu okuyabilirsiniz. Araştırma yapılmasından kastım şey değil, hani teknik bilgilerden dolayı düşüp bayılırsınız falan şeklinde o kadar yoğunluklu bir teknik anlatım yok ama hani kurguyla ilgili mesela şey değil yani fantastik böyle burası ve sonsuz uzay şeklinde hani o kadar atılmış bir şey olmadığı için hani bir şeyleri bir yerlere dayandırmamız gerekiyor mesela bilim kurgu olduğu zaman. Bu kitapta da o şekilde yani kesinlikle yazarın işte okurken kitabını şey diyorsunuz hani adam bununla ilgili kesin araştırma bayağı araştırma içine girmiştir diyorsunuz. Çünkü sağlam bir anlatım ve ilerleyiş var kitap içerisinde. Kitapta distopik bir dünya var, işte klasik o baş kaldırı mevzusu var vesaire vesaire. Daha önce zaten çok fazla bahsettim. Kanalımda Kızıl Yükseliş serisinin videosunu garanti bulursunuz. Hatta hakkında ilk çektiğim videoyu bulursanız bayağı da gülersiniz diye hatırlıyorum. Çok sevdiğim ve tavsiye ettiğim, hala okumadıysanız niye okumadığınızı anlamadığım bir kitap. Eğer distopik kitaplar okuyorsanız bu sizin için tap noktası olabilecek bir kitap. Yani şey açısından demiyorum bu. Klasik distopyalar falan var ya işte hani bu da distopya mı canım onları oku falan diye geldi. O açıdan demiyorum yani 1984 falanla karşılaştırarak söylemiyorum ama genç distopya babından baktığınızda iyi kaliteli bir kitaptır ve hani çok keyif alarak okursunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnşallah yeni videoda yeni okuduğum kitaplar, yeni içeriklerle karşınıza çıkarım diye ümit ediyorum. Dediğim gibi bu hafta çok yoğundu. O yüzden şu an yeni bir şey paylaşacak bir durumum yok. Yani yeni ne var? Kitaplığım var, televizyon var, bir de duvarı boyadım. Bir
İşte bunlar yeni. Ama kitaplarla ilgili okuyamadım henüz. Bu hafta içerisinde okumaya başlarım tekrar diye ümit ediyorum. Çünkü işlerim büyük ölçüde bitti. Siz bu hafta neler yaptınız? Değişik böyle ani kararlar aldınız mı? Ne var ne yok? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.